Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabe linnâsi hisabuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn. Mâ ye'tîhim min zikrin min rabbihim muhtesin illestemâ'ûhu ve hum yel'abûn. Sadakallahü'l-azîm. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Enbiya Suresi 1 ve 2. ayeti cellelerin açılımını yapacağız. Estağuzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabe linnâsi hisabuhum. İnsan oğlunun hesap verme günü yaklaştı. Kıyamet vakti uzak değil. İnsanlar mahkemeyi kübrada Allah Teala Hazretlerinin huzurunda hesap vereceği gün çok uzak değil, çok yaklaştı buyuruyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Değerli kardeşlerim, dikkat ederseniz ervah alemi, ruhlar alemi kainat kurulmazdan milyarlarca yıl önce, yani dehri zaman diyoruz, bilinmeyen bir zamandan daha öncesinde ervah alemi yaratıldı. Yani insan oğlunun ruhu dünya şekil bulmazdan çok önce yaratıldı. Ve insan oğlunun ruhu, insan ervahı, insanların ruhları dünya hayatında bir bedende kimlikleşerek hayat bulma zamanını, vaktini bekliyorlar. Dünya hayatı kurulmazdan önce, dünya şekil bulmazdan önce Yüce Rabbimiz dünyaya nizam ve intizam vermezden önce zaman dilimi olmadığından dolayı Kur'an-ı Mucibül Beyan dehri zaman diyor, uzun bir zaman. Bilinmeyen uzun bir zaman önce insan oğlunun ruhu Cenab-ı Hakk'ın nefhasından yaratıldı, var edildi. Ve bütün insan oğlunun ruhu, geçmişteki ve gelecekteki tüm ruhlar âlâ-i illiğinde neyi bekliyorlardı? Bir bedende dünya hayatında kimlik bulmayı, tecessüm etmeyi bekliyorlardı. Bizden önce geçen insanlar geldiler, bir bedende tecessüm ettiler, hayat buldular, sınava tabi tutuldular ve onlar vefat etti, gittiler. Bizim ruhumuz da şu anda geldi, dünya hayatında ana rahmimizde bizimle buluştu, bir bedene girdi, bir bedende hayat buldu, tecessüm etti. Şimdi imtihan oluyor, imtihan dünyasındayız biz. Ve vefat ettikten sonra ahiret yurduna ruhumuz göçecek. Niçin? Dünya hayatında iken bir bedende kimlik bulduğu zamanda nasıl amel işledi? Hangi güzel amelleri işledi? Hangi çirkin fiiliyatlarla buluştu? Nasıl bir hayat sürdü? Bunun hesabını vermek amacıyla. Estağfirullah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. Yani ruhlara hayat verdi dünya hayatında, bir kimlikte, bir bedende buluşturdu ruhları, onları imtihana tabi tutuyor ve sonra da onları vefat ettirecek, öldürecek. Yani Allah Teala Hazretleri ölümü ve hayatı yarattı ki kim daha güzel amel işliyor? Bunu görsün diye kardeşlerim. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, eğer bir insanın ruhuna, insan ruhu bir bedende kimlikleşmişse, kimlik bulmuşsa onun için hesap yakındır. Şimdi bir düşünelim kardeşlerim. Ruhlar ki dehri zamandan beri, bilinmeyen bir zamandan bu yana milyarlar, trilyonlarca yıl önce bir bedende hayat bularak sınav olmayı bekliyorlar. İmtihan olmayı bekliyorlar. Öyleyse dünya yaratıldıktan sonra ve insanoğlu dünya hayatına ayak bastıktan sonra onun için kıyamet artık yakın. Niye? Çünkü ruhani alemdeki güzelliği geride kaldı. Dünya hayatında çile ve meşakkate tabi tutularak, güzel nimetlerle buluşturularak bir imtihandan geçiyor kardeşlerim. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. O insanlar ki onlar gaflet içindeler. Dünya hayatından kopamamışlar. Dünya iştiyakları onları, o insanları öylesine aldatmış ki, öylesine gaflet kimliğine bürünmüşler ki, Kur'an ayetlerinden gafiller haberleri yok. Kur'an ayetlerine yüz çeviriyorlar. Kur'an ayetleriyle bütünleşemiyorlar. Kur'an'ı kimliği kendi ruhlarına, bedenlerine sindiremiyorlar. Evet kardeşlerim, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, ey insanlar, artık siz dünya hayatına geldikten sonra, dünya hayatında bir bedende ete kemiğe büründükten sonra sizin için kıyamet yakın. Ölüm vakti yakın. 80 sene, 90 sene bir zamanınız var. 100 sene bir zamanınız var. Sonra hesap vermek amacı ile mahkeme-i kübraya çıkarılacaksınız. Evet kardeşlerim, bu insana ne oluyor ki? Onlar kendilerine gelen Kur'an ayetlerinden gafiller. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i celle sanki Resul-i Ekrem Efendimiz de müşrikler üzerinde bir ikaz edicilik hususunda gönderilmiş olsak bile, İlâ yevmil kıyame bu ayet-i cellenin hükmü geçerli. Cenab-ı Hak bize diyor ki, ey insan, artık senin ruhun dünya hayatında iken ete kemiğe büründükten sonra, bir bedende tecessüm ettikten sonra senin için kıyamet uzak değil. Mahkeme-i Kübra ve hesap günü uzak değil artık. Size ne oluyor ki? Delalet içindesiniz, gaflet içindesiniz ve Kur'an ayetlerini duymuyorsunuz. Kur'an ayetlerinden yüz çeviriyorsunuz. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْتَفٍ. O kimseler ki onlara ne zaman Kur'an ayetleri, Rabbül Alemin Teala Hazretlerinden bir zikir, bir hatırlatma, bir yeni haber geldiği zaman اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Onlar başka şekilde dinlemezler, alay ederek dinlerler. İstihzaya vardırarak işi dinlerler. Dalga geçerek dinlerler. Rablerinden kendilerine her ne zaman bir yeni haber gelirse gelsin, onlar Allah'tan gelen o haberi dalga geçerek dinlerler. İstihza ve oyun oynayarak dinlerler. Kardeşlerim, müşriklerin birçoğu Resul-i Ekrem Efendimizin getirdiği Kur'an ayetlerini dinlerken yalnız dinlediler. Ruhlarına sindiremediler. Akılları ile Kur'an ayetlerini buluşturamadılar. Kur'an ayetlerindeki o muazzam nuru, muazzam değeri, muazzam manayı kalplerine sindiremediler. Kardeşlerim, şunu unutmayalım. Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında iki grup vardı. Bir grup zekasını kullanıp da kurnazlıkla dünyayı ele geçirmiş olan grup. Yani üst tebaa. Yani Ebu Cehil ve Ebu Leheb grubu. Bunlar dünya ihtişamı içinde, dünya ihtişamı ile yanıp tutuştuklarından dolayı Resul-i Ekrem Efendimizin okuduğu Kur'an ayetlerini anlıyorlardı, işlerine gelmiyordu. Ve diyorlardı ki, peygamber büyüye kapılmış, peygamber sihir yapıyor. İnsanları sihirle kendine bağlatıyor. Peygamber cinlerden haber alıyor. Şeytanla bütünleşmiş gibi ipe sapa gelmez, akıl almaz ithamlarla Resul-i Ekrem Efendimizin okumuş olduğu Kur'an ayetlerini dejenere etmeye çalışıyorlardı. Bir grup da müşrik vardı ki bunlar zeka kabiliyetinden yoksun. Sömürülen, ezilen fakat yine de zeka hücrelerini çalıştırmayı beceremeyen. Onlar Kur'an'daki manayı anlayamadıklarından dolayı onlar da Resul-i Ekrem Efendimizin getirdiği Kur'an ayetleri dinlerken adeta alay edercesine dinliyorlardı. Kulaklarını Kur'an'a tıkıyorlardı. Ruhlarına Kur'an'ın ayetlerini sardıramıyorlardı ve Kur'an'la bütünleşemiyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz de alay etmeye çalışıyorlardı. Kardeşlerim, Kur'an nasıl ki Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında insan oğlunun ruhani yolunu aydınlatan, dünya hayatındaki karakter seviyesini insanoğlunun yükseltecek ilahi bir değer idiyse, zamanımızda da Kur'an nedir? İnsanoğluna ruhi aydınlığı sağlayan, insanoğlunu dünya hayatında mutlu edebilecek değerler ve hükümler vaaz eden ilahi kavramdır, hikmetullah'tır. Allah Celle Celaluhu'nun bizlere tebliğ ettiği, bizlere anlattığı, bildirdiği ilahi vahdaniyeti gösteren yazılı ayetlerdir kardeşlerim. Son vermek istiyorum tekrar ederek. Değerli kardeşlerim, unutmayın. İhtarabe linnâsi hisabuhum. İnsan oğlunun ruhu milyarlarca, trilyonlarca zaman diliminde ervahta, âlâ-i illiyinde bekledi. Ancak insan oğlunun ruhu dünya hayatında iken bir ete kemiğe bürününce, bir bedende tecessüm edince onun artık sonu yaklaştı. Onun için kıyamet uzak değil. Onun için mahkeme-i kübra uzak değil. Onun için hesap vermek amacıyla Allah Teala Hazretlerinin huzuruna çıkma zamanı uzak değil. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. Ama o insana ne oluyor ki bizim ayetlerimizi duyunca duymamazlıktan geliyorlar. Bizim ayetlerimize yüz çeviriyorlar. Bizim ayetlerimizden uzaklaşıyorlar. Bizim ayetlerimizi gaflet içinde dinliyorlar. Serserice dinliyorlar. Ahmakça dinliyorlar. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. El Fatiha.